Selamünaleyküm arkadaşlar. Branş buluşmalarının eczacılık bölümüne geçtik. İnşallah bu bölümde de eczacılıktaki branşlardan işte falan bahsedeceğiz. Zaten bu afişte görmüşsünüzdür. Beş bölüme ayırdık. İlkinden başlıyoruz. Endüstri eczacılığı. Endüstri eczacılığı için aslında birazdan dinleyeceğiz zaten. Çok güzel bir abimiz yanımızda. Yusuf Sütçü abiyle endüstri eczacılığını konuşacağız. Abi hatta direkt sana da sorarak başlayayım. Yani direkt programa girmiş olalım. Yusuf Sütçü kimdir? Eczacı Yusuf Sütçü kimdir? Eczacı Yusuf Sütçü, 1977 Batman doğumluyum. 95 yılında öncelikle Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünü kazandım. Daha sonra kimya bölümünü yarım bırakarak eczacılığa geçtim, Marmara Eczacılığa. 2001 yılında da Marmara Eczacılık'tan mezun oldum. 2006 yılından itibaren de 2001'den beri eczane eczacılığı yapsam da aslında 2006 yılından itibaren de sektörün eczacı depoculuğu, ilaç ruhsatlandırılması, hakeza OTC firması ve şu anda da medikal üretiminde bir fiil aktif olarak şirketler kurup yöneticilik yaptım. Peki abi, özellikle sizin zamanınızda aslında çok fazla seçenek vardı eczacılığa dair. Siz de herhalde birçoğunu az çok işte eczane eczacılığı olsun, az önce bahsettiğim eczacı depoculuğu, ilaç firması, OTC firması yöneticiliklerini. Peki abi şu anda bulunduğunuz yerden hem memnun musunuz hem de neden bu en son artık endüstri eczacılığında ben burada kalacağım dediniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani aslında biraz da bazı YouTube'dan da gerçi bana da şimdi link atılmasını bekledim, atılmadı. Şöyle ifade edeyim. Coğrafya kaderdir gibisinden bir şey var. İbni Haldun'un bir teorisi var biliyorsunuz. Bizim de biraz da hayatın bizi getirdiği nokta. Yani ben eczaneye hiç şey yapmak istemedim. Kısıtlı kalmak istemedim. Bir öncelikle eczacı depoculuğu yaptım. Eczacı depoculuğu tabii yapınca çok fazla sektörün birçok ayağını görmüş oldunuz. Üreticilerle de muhatap olmaya başladınız. Yani aslında bu bize çok uzak gibi gözüken veya çok zor gibi gözüken sektörlerin çok da yapamayacağımız şeyler olmayacağını anladım. İçine girdikçe tabii daldıkça bir süre sonra zaten süreç sizi beklemedik yerlere götürüyor. Planlanmış bir şekilde olmasa da. Bu sefer yaptığınız şey size bir mesleki anlamda bir tatmin duygusu oluşturuyor. Bu tatmin duygusu ilerledikçe de ortaya bir şey çıktığında, sonuçları gördüğünüzde her geçen gün biraz daha ilerlemiş ve sektörün içine girmiş oluyorsunuz. Yani aslında bu üretim herhalde bu daha çok insan hissediyor. Herhalde en azından bizim gibi sizin gibi insanlar daha çok bu üretim aşamasında kendi gördüklerini daha hissediyorlar firma kısmında. Peki yani bu ilaç endüstrisine yönelmiş eczacılık mezunlarının işte fazlasıyla hevesli olması bu üretim meselesine sizce bunu neye borçluyuz? Şimdi her şeyden şunu söyleyelim. Bir defa bizim zamanımızda belki belli bir oranda bir tercih sebebiydi. Fakat şu an okuyan eczacılıktaki kardeşlerimize şunu ifade edeyim. Artık biraz tercihten öte bir zorunluluk haline dönüşecek gibi gözüküyor. Yani zaten eczane eczacılığında önleri görünen o ki ciddi anlamda kısıtlanmış bir şekildedir. Dolayısıyla hani bizim açımızdan ya biz bu sanayiye veya depoculuğa da şey yapalım, bir sıçrama yapalım derken bugün okulda, üniversitede okuyan eczacılar artık bu alanı bilmek zorundalar. Onlar için bir tercihten öte bir zorunluluk haline dönüşüyor gibi geliyor. Dolayısıyla da sektörün bu ayaklarını bilmeleri, öğrenmeleri ve üniversite öğrencisiyken daha başlamaları ve bu konuda bir yönelme başlamalarına çok ciddi faydaları olacak kanaatindeyim yani. Peki abi peki bir endüstri eczacısı ne iş yapar? Neyle meşgul olur tam olarak? Evet. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani eczacılık fakültesi öğrenci arkadaşlara şunu ifade edeyim. Bir doğal olarak eczane açamayacağız, ne yapacağız gibi bir moral motivasyon şeyindeler kesinlikle tahmin edebiliyorum. Yani şu bir gerçek. Yani biz üniversitedeyken işte okulu bir yıl uzatmayı bile kendim için bir kayıp görüyorduk. O günler eczaneyi açmak için hemen açalım da eczanemize hızlı bir şekilde atlayalım şeyi vardı. Bugün o anlamda doğru olabilir. Fakat gelelim bugüne. Bir endüstri eczacılığı için neler yapılabilir veya ne yapılabilir? Arkadaşlar, biz mezun olduğumuzda, 2001 yılında mezun olduğumuzda şunu ifade edebilirim. Rakamlar şu an çok aklımda kalmadı ama sanayide çalışan 100
kişinin, ilaç endüstrisinde çalışan 100 kişinin ikisi bile eczacı değildi. Ha, bunların belli bir kısmı belki pazarlama ve şey ayaklarını çıkarırsanız ama en azından laboratuvarlarda, farmastik laboratuvarlarda, mikrobiyoloji laboratuvarında, Ar-Ge laboratuvarında, ruhsat departmanında neredeyse çok çok az sayıda eczacı vardı. Eczacılar eczaneye yöneldiği için buralarda çok sayıda kimyager, biyolog veya farklı mesleklerden kişiler istihdam ediliyordu. Her şeyden öte ilaç endüstrisinde eczacıya inanılmaz düzeyde bir yer var. Bir defa burada bir rahat olmanız lazım. Fakat buradaki sıkıntı bizim dönemimizden biraz farklı. Şöyle ki, bizim dönemimizdeyken eczane açma sizin tercihinizdi. Şimdi ise ilaç endüstrisinin sizi kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ikisi arasında her ne kadar iş anlamında bir imkan var desem de bu sefer siz seçilen olmaya başladınız. Eskiden seçen sizdiniz. Bu sefer seçilen olmayı durumunda da sizin bu şeyi hak edebilecek özelliklerde, vasıflarda olmanız lazım. Bugün ilaç endüstrisinde bizim ne yazık ki üniversitelerimiz hala eski konvansiyoneldir. Yani hala eski usul bir eğitim sistemi üzerinden devam ediyorlar. Gelişmelerden haberdar değiller. Bir ara hatta şu görüşte olmuştum. Veysel de bizim Veysel Zeydan Koza Başkanımızı kendisine söylemiştim. Biz aslında nerede yani bir alternatif eczacılık fakültesi ders kitapları hazırlamamız gerekiyor. Yani gerçeğe dönük hayatın karşısında şey yapıp. Çünkü hakikaten mesleğimiz iş olanakları ve yapılabilecekler anlamda çok büyük fırsatları hala barındırıyor. Bu konuda herkesi ümit var olma noktasında şey yapabilirim. Bunlar hiçbir işte birilerine boş hayaller vaat etme anlamda değildir. Fakat bunları artık elde edebilmek için ciddi özelliklere ihtiyaç var. Mesela bir örnek ifade edeyim. Ben şu an bir medikal firmanın sahibiyim. Başka alanlarım da var da örnek olarak vereyim. Biz ürettiğimiz medikal ürünlerle ilgili Türkiye'de bir medikal bölümü olmadığını keşfettik. Mesela her şeyin bölümünü açmış bu YÖK. Fakat medikal diye bir bölüm yok. Türkiye'de medikalle ilgili tek alan biyomedikal mühendisliğidir ki daha çok cihazlar ve yurt dışından bize getirilen cihazların tamir mantalitesinde mühendislik bakış açısıyla olan bir şeydir. Fakat medikal dediğimiz alan çok çok geniş bir alandır. Örnek bir iplik sanayisi, sağlığın tekstil alanı bir medikaldir. Değil mi? Hakeza birçok cerrahi alet, yani makine mühendisiyle işbirliği yaparak yapabileceğiniz birçok cerrahi alet medikaldir. Bunun gibi bir medikal alanı ele alırsak, henüz Türkiye'deki medikal ürünlerin neredeyse %60'ının yurt dışından geldiğini hesaba katarsak, neredeyse üretilen %40'ında eczacı oranının %1'de bile olmadığını hesaba katarsak, bu alanı doldurmaya en müsait meslek grubunun biz olduğumuz kanaatindeyim. Bir defa fakültelerimize bu yönde bir baskı yapıp medikal diye bir bölüm açtırmaktansa eczacılık bölümünü medikalle ilişkilendirerek o dersleri daha ağırlıklı alarak YÖK'ün bari bizde çok sayıda açtığı bu eczacılık fakültelerinin açını bu şekilde kapatabiliriz. Hakeza ilaç endüstrisinde satış ve pazarlama artık eskiden eczacıların biraz da tenezzül etmediği bir alanlardı ama bu alanda yetişmiş eczacılık mesleğini bilen çok sayıda insana ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Hakeza belki kısmen ruhsatlandırma ve Ar-Ge'de eczacılar var. Fakat bu konuda eczacıların daha fazla sayısal artışlarıyla beraber endüstrinin ruhsatlandırma, mikrobiyoloji, kantitatif laboratuvarlar dediğimiz birçok alanda hiçbir eczacı görmemekteyiz. Ben yakinen endüstri çalışanları biliyorum. Çok az sayıda var. Hakeza patent alanını söyleyebilirim. Mesela eczacılık alanında ilaç sektöründe patent çok önem arz etmektedir. Ve kendi bu konuda yetiştirmiş eczacı hemen çok az gördüm. Patent alanında geliştirmiş. En son bir fabrikadaydım. Patent uzmanları Boğaziçi Kimya mezunuydu. Örnek verebilirim. Bunun gibi birçok fakültede yani yapılabilecek işleriyle baktığımızda eczacılığın daha birçok alanının boş olduğunu, çok şükür ki bu boşluğu doldurma noktasında bizim aslında bunlara bu boşluğu doldurmaya müsait yetişmiş kalifiyeli insanlar olduğumuz kanaatindeyim. Ama tabii bunları bilmek, algılarımızı bu yöne açmak, bu yönde bir altyapı hazırlamak gerekiyor.
İnşallah biz de bu seminerler veya önümüzde geldikçe kendi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz dilimiz döndükçe bunları tekrar tekrar ederek söylüyoruz. Son 3-4 yıldır ben bu konuyu çok sefer dile getirdim. Çok farklı platformlarda. Bugün de bu mecrada yani Eczacılık öğrencilerine, kardeşlerime, genç kardeşlerime henüz endüstride çok büyük boşlukların olduğunu, onları bekleyen çok ciddi departmanların olduğunu ama artık bu departmanları kendilerinin bilip o özellikle kendini yetiştirirlerse Allah'ın izniyle başarıya ulaşmamaları için hiçbir engel olmadığı kanaatindeyim. Abi aslında bir sonraki soru tam da aslında biz de bunu konuşmak istiyorduk asıl meselemiz. Yani evet biz de farkındayız artık eczane eczacısı olmak bizim için çok zor. Özellikle birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencileri. Hem farkındayız özellikle eczane açamayacağımız yani zor olduğunun. Ve aynı zamanda endüstriye de meraklıyız bir o kadar. Peki abi biz endüstriye meraklı öğrenciler olarak biz öğrencilik hayatımızda neler yapmamız lazım? Nelere odaklanmamız lazım? Neyin üstüne düşmemiz lazım? Doğru. Yani biraz önce seninle tanışırken ilk tanışmamız oldu. İngilizce eczacılık demiştim. Yani ben endüstri eczacılığında yaşadığım, kendi adıma yaşadığım en büyük sıkıntı İngilizcemin olmaması veya çok zayıf düzeyde olmasıydı. Yani şimdi arkadaşlar belli dönemlerde yapılabilecek belli şeyler vardır. Onu o dönemde bitirmezseniz ilerleyen yaşlarda kapatabilme ihtimaliniz çok çok zor olur. Yani üniversite dönemindeyken yapabileceğiniz en güzel şey İngilizce kesinlikle. Hatta mümkünse Arapça. Çünkü bulunduğumuz coğrafyaya ürün geliştireceğimize inanıyorum. Bu iki dilli bir eczacının sektörde çok ciddi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Bugün üniversitede yapabileceğiniz en temel birinci yapmanız gereken görevin bu olduğu inanıyorum. İkincisi hakikaten bir bakış açısı çok önemli. Yani şimdi eşyaya nasıl baktığınız bağlı. Yani şöyle düşünün, bir ürünü gördüğünüzde ya ben ne güzel bir ürün diye onun güzelliğini bir sanatçı takdir edebilir. Bir eczacıysa acaba bunu kim yapmış, nasıl yapmışı sorabilmeli. Eşyaya bakış açımızı bir oluşturabilmemiz lazım. Bu bakış açısını oluşturabilirsek ciddi anlamda endüstriye yönelmiş oluruz. Çünkü endüstri dediğiniz şey nihayetinde bir sanayidir ve bir üretim mantalitesidir. Önünüze gelen ürünlere, bu saçma bile olsa hiç sorun değil. Çünkü birçok başarılı proje saçmalamaktan başlar. Acaba bu nasıl yapılmış? Nereden yapılmış? Burada neler yapılabilir? Gibisinden soruları sorabilmemiz lazım. Şunu kabul edelim. Batı bizden daha önde olmuş olabilir. Fakat Batı aklı bizden daha üstün bir akıl değildir. Yani Allah bütün medeniyetin çocuklarına, bütün medeniyetlere eşit anlamda imkanlar tanımıştır. Bizim onlara nazaran başka avantajlarımız olduğunu kanaatindeyim. Bu çerçevede staj yaptıkları eczanelerde, kendi ön hayatlarına karşılaştıklarında eşya dediğimiz, yani kendi meslekleriyle ilgili eşyaya bakış açılarında bunu nasıl yapabilirim, bu nereden yapılmış, yapan kimdir? Eğer hele hele böyle bir şahsı bulabilirlerse, şeyde tasavvufta şey vardır ya, Yunus Emre'de, Tapduk Emre'nin bu 40 yıl, kaç yıl boyunca şeyde medresesinde şeylik yaptı. Hizmet etti. Yani işin ilk yıllarında maddi boyutuna hesaba katmadan o mesleği öğrenmek için yanında staj yapmayı bile göze alırsa arkadaşlarım eminim, inanıyorum ki belli bir süre sonra bunun çok büyük faydalarını göreceği kanaatindeyim. Mesela bir örnek vereyim. Türkiye'de çok sayıda ilaç ham madde ithalatı var en basitinde. İlaç ve yardımcı maddelerin ham maddeler ithalatı var. Benim de bir türlü girmediğim bir sektör. Çünkü uzaktan biliyorum. Fakat künhüne vakıf değilim. Konusunda uzman olduğum, tanıdığım bir arkadaşım var. Yani ben ona 2 yıl senin yanında ücretsiz beni çalıştır. Yeter ki bana bunu öğret desem de böyle bir türlü şakayla karışık bunu söylüyorum. Ben, o da benim gelebileceğimi biliyor ama yani hakikaten ben bana bunu bu yolu açsa 1 yıl veya 2 yıl ben onun yanında ücretsiz çalışıp ilaç ham maddelerinin ithalatını öğrenmek isterdim. Bu hiçbir eczacı şu an bizi dinleyen arkadaşların hiçbirinin aklların ucundan bile geçmeyen bir birimdir. Abi çok teşekkürler. Biz aslında bu bahsettiğiniz hani birinin yanına geçmek, birinin yanında çalışmak falan biz artık onları sanki biraz CV üzerinden tanımlıyoruz.
YouTube'dan da öyle bir soru gelmiş. CV için ne gibi programlara katılmalıyız? Yani hakikaten biz de gidip birinin yanına hadi beni 2 yıl yanına al falan mı diyelim sizin yaptığınız şaka gibi. Ne gibi bir yol izlemeliyiz yani bu noktada? Ya ben açık söyleyeyim. Yani ne yazık ki şirketlere gelen CV'lerin çok da ben biz henüz hala Orta Doğu toplumlarıyız. Yani hala birbirimize değmemiz ve dokunmamız gerekiyor. Yani çoğu şirkete gelen CV'ler, çok büyük kurumsal firmalarda CV'ler bir önem arz edebilir ama oralarda da öğreneceğiniz konular biraz daha sınırlı olabilir. Ben CV'den öte kapıları zorlamak gerektiği kanaatindeyim. Yani şüphesiz bir yerlere CV atmak önemli ama yani hakikaten kapıları zorlamanız gerektiği kanaatindeyim. Yani bu alanda bir şeyler yaptığını gördüğünüz insanların şirketlerine, o kişilere biraz daha şey yaparak bıktırırcasına kapıları aşındırmanız gerekecek. Öyle veya böyle bu aşındırmaların sonuçlarının inşallah alınacağına inanıyorum. Yani şüphesiz CV'ler önemli. Birçok şirkete CV'ler atarsınız. Yani bir defa yabancı diliniz yoksa o CV'nin hiçbir karşılığı yok. Onu geçin. Öğrenmeye meraklı birileriniz, karakterinizi göstermeniz gerekir. Araştırma ve geliştirme anlamında. Ama bunun hepsinin ötesinde ister istemez bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Bence bu bağlantıları zorlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet abi, yani ayrıca bizim o bahsettiğiniz meraktan kaynaklı. Bir de insanlarda herhalde, en azından ben sınıf arkadaşlarımda çok fazla görüyorum. Böyle bir üretme, araştırma isteği, araştırma geliştirme isteği. Bu Ar-Ge çalışmalarına katılmak istiyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Katılmak istiyoruz. Fakat nereden başlayacağız? Hiç tecrübemiz yok tabii ki. Tecrübe ihtiyacımız var mı? Nasıl gidip bir Ar-Ge'de çalışabiliriz? Bunları hiç bilmiyoruz. Nasıl olacak abi bu iş? Doğru. Yani sesim geliyor mu bilmiyorum da şu an bir ses bağlantısı. Sıkıntısız geliyor abi. Değil mi? Ses geliyor mu? Sıkıntısız geliyor abi sesin. Hiçbir problem yok. Bu bir... Tamam. Yani şu bir gerçek. Yani bunun, yani ben şunun farkındayım. Yani birileri konuşuyor da teorik konuşuyor. Abi işte ilaçta kendinizi geliştirin, endüstriye dikkat edin falan. Ben bunlar, yani öğrenci psikolojisini ben direkt hayatın içine gelerek bunları alıyorum bu arkadaşlarım. Açıkça söyleyeyim. Bunun böyle bir noktasal göstereceğim bir hedef yerimiz yok. Arkadaşlar şuraya giderseniz şuradan başlarsınız gibi bir şey yok. Yani belli bazı şeyler konusunda kapıları aşındırarak diyorum ya, önünüze gelecek alternatifleri de iyi değerlendirerek yol alabileceğiniz kanaatindeyim. Yoksa şöyle bir sihirli değnek yok. Şuraya gidin. Burada arkadaşlar size nereden başlanacak öğretilir. Ve buradan da yol alabilirsiniz. Yani ben kendi yanımda çalışan arkadaşlara, birkaç tanesine hakikaten bu kapıları açmak için elimden gelen çabayı sarf ediyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bizim Hayat Vakfı çerçevesinde de bir projem var. İnşallah kabul görürse böyle bir akademi kurma düşüncem var. Tabii arkadaşların öncelikle bana ikna olması lazım. Onlar da bu YouTube'u izliyorlar mı bilmiyorum ama ben birden fazla yerde bu konuyu dile getirdiysem de henüz ben de herkesi ikna edebilmiş değilim. Ama hakikaten ikna edersek bu akademide çok sayıda genç eczacı kardeşimizi projelerde görevlendirebiliriz. Düşüncem de bu zaten, bir akademi oluşmak. Bugün şunu ifade edeyim. Sadece bir özellik olarak söyleyeyim. Ben bu yola başlarken bugün size sunduğum seminer gibi bana bir şey sunan bir kişi de yoktu. Çok büyük fırsatlarınız olduğunu iddia etmiyorum. Çok kolay, şuraya giderseniz bunu halledersiniz diyemiyorum ama eğer atılacak birim, 100 birim adım varsa bir birimin işte beni dinleyerek veya bir şey sorarak öğrenebiliyorsunuz. Hakikaten ben başladığımda emin olun bir birim değil, sıfır birimdeydim. Yani soruyu sorabileceğim tek bir kişi, konu hakkında şey yapabileceğim tek bir insan yoktu. Evet abi. Abi peki bir de şeyi söylediniz abi. Mesela üniversitede, az önce birkaç soru önce, üniversitede bu eğitim de verilmiyor dediniz. Biz Ar-Ge'nin de tam bir yöntemi yok diyoruz. Abi peki işte o yüzden ben size şey sordum. Ya kendimizi nasıl geliştireceğiz? Ne yapalım? İngilizce dediniz. Peki başka, yani biliyoruz ki üniversitede o anlamda bahsettiğiniz az önce endüstriyel anlamda tam bir eğitim verilmiyor. Biz kendimizi nasıl geliştireceğiz? İnsanlarla nerede tanışacağız? Yani özellikle kendimizi geliştirme noktasında. En azından siz bu bahsettiğiniz şeyi açmadan, yani şu noktada biz ne yapabiliriz? Evet.
Yani birinci özelliğimiz şu. Yani bir defa yani ben üniversite eğitimini baştan sona yanlış bir şey görmüyorum. Şüphesiz ama ne yazık ki kendini yenileyemeyen bir şeyimiz var. Bir defa yani kişiliğinizi tespit etmeniz lazım. Yani mesela bir farmasötik teknoloji dersi mi sizin hoşunuza gidiyor? Bu sizin bir Ar-Ge karakterinizin olduğunu gösterir. Hayır, dışa yönelik bir insansanız, yani laboratuvar karakteriniz yoksa, o zaman sizin kendinizi bir pazarlama özelliğini eklemeniz, pazarlama özelliğini dışarı vurmanız gerekiyor. Mesela eczacının ihracat ayağı vardır. İnanılmaz bir sektördür. Ben ihracat departmanında çalışan neredeyse eczacı çok az gördüm. Mesela hiçbir firmada. Bu pazar, yani bir defa derslerle beraber karakterinizle ders noktaları arasında bir uyum sağlamanız gerekiyor. Yani mesela dokümantasyondan hoşlanmayan bir insansanız boşuna ezber notlarıyla uğraşmanın bir anlamı yok. Ama laboratuvar merkezli bir insansanız, yani farmasötik kimyanın en azından okulda verilen temel mantalitesini kapmış olmanız lazım. Şu da bir gerçek. Artık hakikaten bizim zamanımıza nazaran çok farklı bir boyut daha var ki internet dediğimiz bir dünya var. Ya neyi nasıl yapılıyor? Yani değil mi? Bu konuda program DMAX diye bir şey var. Site var. TLC gibi. Bunun gibi şeylerde. Yani bir şey nasıl yapıldığını ciddi anlamda gösteren programlar var mesela. Bunları hedefe katmanız gerekiyor. Bir eczaneye girdiğinizde klasik bir eczacı öğrencisi gibi eczaneye girdim. Bu arkadaş eczacı ne ciro yapıyormuş algısından öte. Yani abilerimizin şeyini bırakıp ya bu eczanedeki bizim gördüğümüz şu ürün acaba nasıl üretilmiş diye bakmamız lazım. Fakat bunun için de yolumuz şu olmalı. Basitten kolaya doğru gidiş olmanız lazım. Yani ne demek basitten ve kolaya? Bir eczaneye gittiğinizde ilk etapta OTC dediğimiz vitamin ürünleri, basit medikal malzemeler. Öncelikle bunlardan yola çıkabilmeniz lazım. Yani işte bir eczanedeki herhangi bir ilaca bakıp acaba bu nasıl üretilmiş bir inceleyeyim dediğinizde bu sizin tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Hayat küçük başarılarla anlam ifade eder, anlam kazanır. Bu çerçevede öncelikle çok basit şeyleri hesaba katabilmeniz lazım. Yani bir örnek veririm. Eczanede bir gliserin, bir alkol, bir majistral hazıran ilaçlar vardır değil mi? Bunlar nasıl yapılır? Neler yapılabiliyor? Hakikaten alkol borik neden sıcakta hazırlanıyor? Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Mesela tüm eczaneler alkol borik hazırlar. Hiç hazır bir preparat olarak kimse vermedi. Tabii sıcak suda hazırlandığı içindir. Acaba bir çözümü olanabilir mi? Bunu medikal malzemeler için de konuşuyorum. Yani biraz da coğrafya da çok önemli. Şöyle düşünün. Diyelim ki Eczacılık Fakültesi'nde Urfa'da okuyan bir kardeşimiz veya Aydın'da, İzmir'de okuyan bir kardeşimiz bir pamuk işçisi varsa, değil mi? Ailesinde pamuk eken bir eczacı varsa çok rahat ipliği düşünüp ipliğin çok farklı sağlık sektöründeki kullanım alanlarını düşünebilir. Kendi çevresindeki bir endüstriyi de kendi mesleğiyle irtibatlandırabilir. Şu an itibariyle elimizde tek veri kendi elimizdeki benim gibi veya varsa başka insanların bunlarla kendi imkanlarını birleştirmek olacaktır. Yani belki bir arkadaş maddi imkanı varsa kendi maddi imkanı bu konuda çalışacaktır ama maddi imkanı çok az olan bir kardeşimizde hiç değilse interneti kullanarak eczaneye gittiğinde de eczanede gördüğü bir ürünün farklı bir bunu yapılabilirliğini mi? Öncelikle ithal mi değil mi? Çok basit bir soru var. Benim ortağımın güzel bir sözü var. Ya biz yeni bir şey yapmayalım. Bir 50 yıl hiçbir şey yeni yapmanın derdinde değiliz. Biz 50 yıl sadece bize satılan bir şeyin aynısını yapmak için uğraşsak yeter. Doğru mu? Yani yeni bir şey keşfetmek ayrı bir konu. Zaten ithal, zaten bize gelen, zaten üretilmiş bir şey. Eğer buna bakıp bunu biz de yapabilir miyiz sorusunu sormaya başlarsak Allah'ın izniyle bazı kapıların açılacağına inanıyorum yani. Abi çok teşekkürler. Bu bizim üretimimiz meselesinde aslında az önce değmiştiniz. Biraz daldan dala atlıyor gibi olacağız ama bu konu da bence çok önemli. Bu ham madde meselesi. Gerçekten aynı bu ilaçların üretildiği gibi aslında ham maddelerin de üretilmesi mesele. İşte bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz? Ya da bu konuda eczacılık öğrencilerinin bu konu üzerine düşmesi güzel verimli sonuçlar elde edebilir mi? Abi, ya mesela şunu ifade edeyim.
Türkiye'de pasiflora bitkisi, bilirsiniz. Pasiflora incarnata bitkisi çok yerde yetiştiriliyor. Çarkıfelek miydi Türkçesi hatırladığım kadarıyla? Pasiflora incarnata bitkisi bir örnek vereyim size. Belki yani bu nihayet de bu fakültedeki arkadaşların bir kısmı pamukla yani bir tarım toplumundan gelmiştir. Bir kısmı sanayiden akraması gelmiştir değil mi? Yani hiç kimse uzaydan gelmemiş. Hayatın bir aşamasında mutlaka bu fakülteden bir tanesinin komşusu, köyü, köyünde bu bitkilerden bir tanesi yetişiyordur. Fakat sıkıntımız nedir? Türkiye'de imal edilen bitkilerin ilaca uygun standartlarda üretilmediği için mesela bu ilaç endüstrisinin tarımla ilişkisini kuramıyoruz bir türlü. Aslında bu çok zor bir şey değildir. Sadece istenen bazı standartlar vardır. Bu standartları inceleyerek yapılabilecek bir şeydir. Yani bugün Türkiye'de iyi bildiğim kadarıyla pasiflora bitkisi şu an ilaç endüstrisinde Türkiye'den alıp kullanabiliyoruz. Çok yakın bir örnek vereyim size. Boğaziçi Kimya'dan mezun benim bildiğim bir kimyacı. Antalya Fenike portakalını ilaç endüstrisinde ve gıda endüstrisinde aroma olarak kullanıyor. Bunlar hepsi çok rahat, belki pratik örnekler vermek gerekir. Hani insanların akıllarında da oluşması açısından. Ben çünkü üniversitede ben de bu sorunu çok yaşıyorum. Hocam bir şeyler anlatıyor ama ne anlattığını ben 2 yıl sonra anladım ya. Yani konuştuğu konuların bir şeyi de yok. Yani o yüzden somut örnekler de vermek gerekirse ben basit bir örnek vereyim. Türkiye'de bir de tabii maddi güç de bu gerçekli. Yani gerçekçi olarak kabul edelim. Türkiye'de burun açıcı flakonlar vardır. Bilir misiniz Gifrer grubu flakonları? Mesela Türkiye'de ilk biz bunu ürettik ama biz projemizi 7 yıl sonra yapabildik. Çünkü makineyi 7 yıl sonra alabildik. Gücümüz ona yetmedi maddi olarak. Yani baktık ki hep ithal bir ürün. Yani bir sodyum klorür, 0.9 sodyum klorür bize yurt dışından yıllarca satmışlar. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Makinasını getirttik. Gerçekten çok büyük bir emek ve maddi güç sarf ederek çözdük. Belki bilirsiniz yani bu arkadaşlara da somut örnekler vermek istiyorum ki akıllarında olsun diye. Çok basit bir burun aspiratörleri vardır. Reklamlarda da görürsünüz. Burası artık sıkıntı olmaz reklam isim konuşmak. Otribebe ismiyle. Bilir misiniz Otribebe nazal aspiratörlerini? Otribebe nazal aspiratörünü arkadaşlar biz üretmeyinceye kadar Glaxo ve Novartis firmaları pazarlamış. Şu anda da galiba Glaxo Smith'te. Aklını almıyor. Yani milyar dolarlık firmalar çok basit bir burun temizleme aparatını satmışlar bize. Bizim bunu konuşmamız 2 yıl, üretime geçmemiz 2 ay oldu. 2 ayda geçtik. Çünkü çok zor bir teknoloji değil yani. Çok basit bir teknoloji. Yaptık ve biz şu anda da yapılabilecek o kadar onlarca proje görebiliyoruz ki tabii bizim de harekette geçirmemizin sebebi arka planda her projenin bir mali gücü vardır. Ama bir burun aspiratörünü yapmak çok büyük bir mali güç istemiyordu. Biz şuna baktık ya biz bu burun aparatını niye biz Otribebe olarak Glaxo'dan ve şeyden alalım ki? İngiltere'den almamızın anlamı ne olabilir? Şu iddiada değilim. Yani biz hani ben çok yüksek teknoloji bir ürün henüz üretebildiğim kanaatinde değilim. Ama düşük ve orta ürettim çok şükür. Yapılabilirliğini denedim. Çok sorunlar yaşadıysam da başardık şükürler olsun. Zor şeylerdense basit şeylerden başlamayı arkadaşlara tavsiye ederim. Somut örnekler verdiğim için söylüyorum. Yani bugün Türkiye biz mesela sağlık tekstilinde bir arkadaşlar için bir örnek vereyim. Bu benim birçok yerde kullandığım bir örnektir. Tüm Türkiye olarak biz hastaları yaralarda kullanılan gazlı bezi Türkiye'ye imal ediyor. Yani gazlı bez imalatımızın %100'ü Türkiye'dir. Bakın yine burada hiçbir eczacı yok benim dışımda. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de 8 üretici var. Hiçbir eczacı değil. Dediğim gibi birçok yerde eczacı yok. Ben bile 2 yıldır varım. Gazlı bezi biz bir tülünü 1 TL'ye satıyoruz. Örnek emsal olarak anlatıyorum. Arkadaşlarım, bir eczacı arkadaşlarım programı dinliyorsa bilirler. Baktigras ismiyle bir ürün var. Eczanelerde 4 TL'ye satılıyor. Yani aynı ürünün 1 TL'si, aynı ürün bez olarak 1 TL'ye, Baktigras olarak 4 TL'dir. Çoğu eczacı, çok doktor arkadaşıma sordum, Baktigras ne? Hiç kimse bilemedi. Çünkü kimse soruyu açıp da Baktigras'ın arkasını alıp da okumamış. Ben açtım Baktigras arkadaşlar. Baktigras klor egzinine emdirilmiş gazlı bez. Yani
gazlı bezi sadece bir Clorox'in kazandan geçirtiyorlar. Bize 4 TL'ye satıyorlar. Ve hala ithal, Türkiye'de hala üreten yok. İnşallah önümüzdeki yıl biz olacağız. Yani bunun için çok büyük bir beyne sahip olmak gerekmiyor. İyi bir gözlem ve bu gözlemi sonuca ulaştırmak gerekiyor. Bunlar somut örnekler. Yani kendim hayatımda bir fiil yaptığım örnekler. Evet abi, aslında bizim de bu hem önceden baktığımızda, birçok alanda baktığımızda endüstrideki çalışanlar hakikaten eczacının tam da olması gerektiği yerde bir anda olmadığını, onun yerinde işte daha çok kimyagerin falan olduğunu görüyoruz. Aslında bizim de belki de bu şu an dinleyen herkesin de bu konuda bir hemfikiriz ve diyoruz ki biz de o zaman buralara girelim. Hem üretim işine, madem eczane de açamıyoruz. O da biraz aslında burada herhalde mesele biraz çift taraflı gibi. Peki abi, yani şeyi de merak ediyorum. Biz herhalde bir hem endüstri meselesine bir yerden başlayacağız. Ve diyelim başladık ve az önce konuştuk nasıl başlayabileceğimizi, hangi yolları izleyebileceğimizi. Peki diyelim başladık. İlk ne iş yapacağız biz bir endüstri firmasında? Yani bir defa şu bir gerçek, yani sizi hangi departman alırsa hiçbir şey seçmeyeceksiniz. Önce onu kabul edin. Hakikaten söylüyorum, bakın arkadaşlar. 2006 yılında eczacı depomu açtım. Tek bir araba arka koltukları yoktu. Birkaç eczacı ve doktor arkadaşlarla beraberdik. Yani onun yakınlarım. Yani arka tarafında koltuklar yokken o arabada gidip ürün satmaya çalıştım hastanelere. Yukarıda başhekimle görüştüğümde kravatımla gidiyordum. Çünkü şoför alacak da ekstra paramız yoktu. Şoför de bizdik, malı taşıyan da bizdik, eczacı da bizdik. Başhekimle veya hastane eczacısıyla eczacı kimliğimle görüşüyordum. Sonra kravatımı çıkartıp iniyordum. Malın sanki şoförmüşüm gibi malı taşıyordum. 2006-2007 böyle geçti yani. Bundan dolayı da elhamdülillah hiç şey olmadım. Ha, o an utanmadım, zor. Yani utanmam dersen, yani bugün gocunmuyorum da o gün zordu yani. Ağır gelmedi diyemem yani. Yalan yok. Ama bunu yapmak zorundaydık. Yaptık yani, çok şükür. Hani herkese şöyle bir şey var ya. Ya ben işte gocunmadım, çalışmak yok. Kolay bir şey değil. Nefse kolay değil ama yaptık diyelim. Dolayısıyla şimdi şunu ayırt edemezsiniz. Yani ya işte hangi departmanlardan başlayalım? Önünüze öyle alternatifler gelirse beni arayın. Ben size alternatifini sunarım. Ama şu an için hakikaten endüstride, medikal sektöründe size pratik bir şey anlatayım. Bulunduğunuz şehirlerdeki medikalci insanlarla tanışın. Gidin orada koli taşıyın. Ürünleri görün. Eczaneye gidiyorsanız bakın, ilaç farklı bir şey. İlaca girmeniz için sizin kurumsal bir yapıya ihtiyacınız var. Ama ilaç dışı ürünleri bir gidin görün. En azından kutusuna bakın. Burada nerelerde olabiliriz gibi bir şey yapın. Buradan başlamanız gerekiyor. Yani önce koli taşımanız gerekiyor. Koli taşıyacaksınız. Farkında olmadan zaten size o sektör bir yere getirecek. O bakış açınız varsa. Ben hep söylüyorum. Her eczacı kardeşim kendi bulunduğu şehirdeki bir medikalciyle diyalog kursun. Ürünlere baksın. Kutunun üzerine baksın. İthal mi değil mi? Yerli mi, ithal mi? Ya ithalse Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Sonra elindeki o ürünü alsın. Ürün mekanik bir şeyse, bir makine mühendisi mutlaka arkadaşınız vardır. Ona bir göstersin. Ya abi bu zor bir şey mi desin? Yani bu soruları sonra bir yere kadar geleceğiz. Allah nasip eder. Bir gün biz bir akademi kurarsak şüphesiz 5 yılda yol alacağımız şey biz 5 ayda öğreteceğiz ama Allah da bize böyle bir akademi kurmayı nasip etsin. Abi amin. Yani bize yani çok memnun oluruz. Çünkü bu konuda hakikaten eczacı ve doktor kozasındaki arkadaşlara bu konuyu anlatmaya çalışıyorum, açık söyleyeyim. Buradan da dinleyen var mıdır yok mudur onlardan bilmiyorum ama onlara bu ne yazık ki henüz ikna edemedim ama edeceğim yani, başka çareleri yok. Abi bu konuda yani hevesli ve işte bu bir yerlerinde, bu hikayenin bir yerlerinde, bu projenin bir yerlerinde olmak isteyen çok fazla genç arkadaş da eminim vardır dinleyenler arasında bile. Abi de bu ürettiğiniz insülin ucu, işte okyanus suyu, O3 bebe burun aspiratörü gibi az önce söylediniz. Ürünlerle ilgili ülke ekonomisine ne kadar bir katkı sunmuş olabilirsiniz? Bir de bu yeni projeleriniz, bunların dışında yeni projeleriniz var mı? Bunlar neler? Sesim şu an geliyor. Senin sesin kesildi de. Abi sizinki şu an iyi geliyor. Herhalde ara sıra takılıyor. Tekrar edebilirim abi eğer tam duymadıysa. Tamam, yok ben duydum. Peki şöyle ifade edeyim. Neye şey yaptık? Yaklaşık olarak Türkiye'de 60 milyon evet. Yaklaşık 200 milyon TL'lik
insülin kalem iğne ucu ithal ediliyor. Du. Biz 10 yıl önce bu işe başlamadan önce. Şu anki rakamlarla her yıl 200 milyon TL Türkiye iğne ucuna para ödüyordu yurt dışına. Bugün bu yılki rakamları konuşuyorum. Şu an biz başladık ilk olarak 10 yıl önce. Bizden sonra bir eczacı grup daha bizi kopyaladı. İyi, sıkıntı yok. Sonra iki firma daha başladı sektörde. Şu an 4 firma olduk. Türkiye'nin yaklaşık %55'i yerliye döndü. Yani her yıl yaklaşık 100 küsür milyon sadece insülin kalem iğne ucu yerli ürüne dönmüş oldu. Burada da hala pazarda bizim bu başlattığımız hareketin sonucuydu. Bir burun açıcı okyanus suları için konuşursak yaklaşık olarak yıllık 10 milyon ithalat var her yıl olarak konuşayım. 10-15 milyon gibi. Bunun yine 5 milyonunu yaklaşık olarak yerli olarak biz yapıyoruz. Aspiratörlerde de aynı rakamlar var. Sadece yerliye çevirme konusunda bir başarımız olmadı çok şükür. Yani şu an yaklaşık 8 ülkeye ihracatımız var. Farklı farklı ürünlerde. İthalatın bu anda önünü kestiğimiz gibi belli bir oranda ihracata da başladık. Yaptığımız ürünler konusunda ciddi bir milyon, yani totalde bakarsanız 100 milyonlarca TL'yi aşacak kadar ithalatı kesmiş olduk bugüne kadar. Abi çok teşekkürler. Aslında normalde bu hazırladığımız sorulardan biri değildi ama şu an çok sormak istiyorum gerçekten. Aslında biz öğrenciler olarak biz tüketiyoruz daha çok. Yani benim şahsen kendim ürettiğim herhangi bir şey yok. Ve kur arttıkça benim için her şey pahalılaşıyor. Yani sadece bana zarar oluyor kurun artması. Ama siz herhalde işte işin üretici tarafında olduğunuz için ve aslında siz ya kur artması aslında sizin anlamınızda, sizin işleriniz anlamında herhalde verimli oluyor ve daha iyi oluyor. Kur ne kadar yüksekse o kadar daha kolay iş yapabiliyorsunuz sanırım. Yani şu bir gerçek, yani birçok parametre var. Kurun artması rakiplerimiz açısından onların elini zayıflatan bir parametre. Fakat şu da bir gerçek. Türkiye'nin büyük sıkıntılarından biri ara ürün imalatı dediğimiz bir şey var. Yani biz de 100 birimle oluşturduğumuz bir ürünün yaklaşık 75 birimini biz hala ithal ediyoruz. Aradaki malzemeleri. Dolayısıyla da biz de 100 rakibimizin 100 birim etkilendiği bir üründen biz 70 birim olarak etkileniyoruz. Biz de kurun artışından etkileniyoruz. Tabii başka bir boyut da var. Yani kur arttıkça insanların alım gücü düşüyor. Bu çerçevede yani bir yandan biz bizim açımızdan avantaj gibi gözükse de belli başka alanlarda bir dezavantaj olarak önümüze çıkmakta. Ama yurt dışında yaptığınız şeylerde, satışlarda tabii, oralarda ihracatta önümüze ciddi bir avantaj sağlıyor. Çok çok evet abi. Yani bunu böyle konuşuyor olmak, çünkü biz bunu başka yerlerde duyamıyoruz. Ya aslında şimdi bu konuşmadan ben şöyle şeyler kazanmış oldum. Şöyle bir vizyon. Yani az önce sizin videolarınıza baktım, firmanızın videolarına, YouTube'daki bir tane video vardı. Bir makine mühendisi yanındaki arkadaşım makine mühendisiydi ve dedi ki dedi biz de bunları üretiyoruz. Ben baktım bu ilaç firması. Aslında yani sizin de herhalde hikaye böyle oluşmuş gibi. Yani böyle birkaç farklı branştan insan bir araya geliyor ve güzel bir firma oluşturup böyle çok gayet yurt dışında satışlar yapabilen bir firmayı rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz. Yani şunu ifade edebilirim. Orta Doğu'da ilk insülin kalemini ucunu biz ürettik. Türkiye demiyorum, Orta Doğu'da. Şu anda ciddi anlamda projelerimiz var mı dersen, yani şöyle ifade edeyim, 200 metrekarelik bir yerden başladık. Şu an itibariyle toplamda 4000 metrekareyiz. Yeni binamıza taşınıyoruz önümüzdeki yıl. İnşallah açılışına çağırırız sizi de. Yeni binamız toplamda 13600 metrekare. Yani 10 yıllık bir süreçten 200 metrekareden 13.000 metrekarelik bir alana geldik ki Allah'ın izniyle yol aldığımız, kat ettiğimiz mesafe ve yapabileceğimiz daha çok işler olduğu kanaatindeyim. Sorun birazcık soruna bir kısmı yarım kalmıştı. Yani projeleriniz daha var mı gibisinde. Açık söyleyeyim, yani bizdeki sorunumuz şu. Ya biz ne yapalım sorusunu sormuyoruz. Bunu nasıl yapalım? Yani bizim proje bulmaktan daha öte sorunumuz, yaşadığımız sorunlar, nasıl yapacağımız sorunda bir sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii bir de onun finansman gücünde şey yapabiliyoruz. Eğer bu ikisini çözersek, yaptığımız birim birse yapabileceğimiz 50 birim projelerimiz var. Anladım abi, çok teşekkürler. Abi sona doğru yaklaşıyoruz, şöyle bir iki soru kaldı.
yani merak ettiğimiz. Bir şundan yani çok güzel. Endüstri eczacılığından az çok bahsettik. Yani ben şahsen çok verim almış oldum. Peki abi endüstri eczacılığını bu meseleyi diğer eczacılığın diğer çalışma alanlarından ayıran en önemli özellik sizce nedir? Güzel bir soru. Yani şöyle ifade edeyim. Şimdi endüstri eczacılığını diğer bölümlerden ayıran şeyler. Bir defa ben şu arada seninle konuşunca LinkedIn'e falan filan arkadaşlar başvurular geldi bana da. Arkadaşlar kusuruma bakmasın. Ben sosyal medya konusunda şey biraz böyle yani herhalde en son Facebook'uma gireli 5-6 yıl olmuştur. Bunun gibi soru hatalı şeylerim var. Yani sosyal medya veya şeyden dönüş yapamazsam arkadaşlarıma asla bunu bir gurur şey olarak almasınlar. Telefonumu direkt verip direkt telefondan beni arayabilirler elhamdülillah yani hiç şey değil. Çünkü ben de görüyorum bazı arkadaşlar LinkedIn'e bağlanan mesajlar geliyor ama yani birkaç yılda bir bakıyorum oralara. Bu konuda özürlü bir insanım. Endüstri eczacılığının diğer alanlardan ayıran özellik ne derseniz arkadaşlar. Bir defa ayıran ne özellik olursa olsun başka şansınız yok arkadaşlar. Başka gideceğiniz kapı yok. Yani şu an bir eczacının eczane eczacılığı, endüstri eczacılığı, depo eczacılığı dışında bir akademik eczacılık diyebilirsiniz. Çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani şüphesiz bir özel hastane eczacılığı var, akademik eczacılar var ama bu belli bir kısmınızı yani 100 insanınızın 3'ünün 5'ini istihdam edecek bir alandır. Şu an itibariyle en çoğunluğunuzu benim diyen arkadaşların çoğunun muhatap şey olacağı endüstri eczacıdır. Ayıran özellik nedir derseniz de endüstri eczacılığı farklı gözle bakabilme karakterini edinmeniz lazım. Yani tabii endüstri eczacılığında çok alt birimleri var. Eğer bir laboratuvardaysanız endüstri eczacılığında var olan bir şeyi test etmeyi öğreneceksiniz. Ar-Ge'deyseniz yeni bir şey yapmayı düşüneceksiniz. Endüstri eczacılığının o kadar farklı birimleri var ki şu an bizi dinleyen her arkadaşın kişisine uygun bir birim vardır endüstri eczacılığında. Ruhsat departmanındaysanız dokümantasyona ihtiyacınız var. Yani çok iyi bir dokümanta bilgisi, bir şeyleri dokümante edebilme karakteriniz olmalı. Özellikle bayan eczacılar için konuşuyorum. Ya erkek eczacılar için şu konuşayım. Arkadaşlar şu an bakın Türkiye dünyanın en ucuz ikinci ülkesiyiz ilaç fiyatlarında. Hindistan'dan sonra en ucuz biziz. Bu çok büyük bir dezavantaj. Sektörün iç piyasa anlamında ilaç fiyatları çok ucuz. Ama çok büyük bir avantaj da dünyaya inanılmaz düzeyde ilaç satabiliriz. Şimdi bu çerçevede kısa bir şekilde sektörün içteki dengeleri tanıyıp dış dünyaya ziyaretler yapmanız gerekecek. Net söylüyorum. Şu an bizi dinleyen her arkadaşın kişilik ve karakterine uygun endüstri eczacılığında mutlaka bir birim vardır. Bunu tek tek analiz etmemiz gerekecek. Ama dışa dönük insana, içe dönük insana, girişken insana, yaratıcı insana, daha durağan, daha şüpheci insana, her karaktere uygun laboratuvardan, ruhsatlandırma departmandan, ihracattan, Ar-Ge'sinden, hatta tasarımına, patent birimine kadar her alanda eczacıya ihtiyaç var. Ciddi anlamda bu konuda bir şey olduğu kanaatindeyim, boşluk olduğu kanaatindeyim. Ha şunu söylemiyorum, bu birimler boşta sizi bekliyorlar değil. Ama bu birimleri eczacıları daha önce eczanede para kazandıkları için eczacılar gitmediler. Bu birimlere kimyacı arkadaşlar aday oldular ve onlar bu birimleri doldurdu. Bu saatten sonra bizim doldurmamız için Allah'ın izniyle bir engel yok. Peki hocam çok teşekkürler. Hocam şu iletişim meselesinde de madem öyle bir talep olmuş size zaten bize de yazılıyor. Yani nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz Gmail'inizi verebilirsiniz programdan sonra. Biz de programın açıklama kısmında yapabiliriz eğer Gmail'lerinizi kontrol ediyorsanız. Yani ben programdan sonra size söylerim. Pandemi biterse de bir gün arkadaşlarla fayda görür. Yani benim şeyim yok. Yani böyle bir Allah'ın izniyle yani kimse bir ego olarak algılanmasın. Eğer birilerine faydamız olacaksa, çünkü biz Hazreti Peygamber Efendimiz'in bu sözüne inanıyoruz. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Eğer bir kardeşimize bile faydamız olacaksa bizden yana, elimizden ne geliyorsa bire otur görüşmemiz gerekiyorsa görüşürüz. Yani sıkıntı yok. Çok böyle her şeyimizi, bütün vaktimizi alacak kadar değilse de eğer talep çok fazla geliyorsa da bu sefer de toplu toplu şekilde görüşürüz.
Abi yani şu az önce kurduğunuz cümlelerin aslında tabii siz hayatınız boyunca belki böyle yaşıyorsunuz. Çok farkında değilsiniz ama aslında bizim için yani bazı insanlar görüyoruz şu kurduğunuz cümlelerin tam tersini duyuyoruz yani. Tam tersi fayda değil. İşte neyse çok da bu konuda konuşmak istemem ama çok teşekkür ederim size böyle bir tavırda olduğunuz için. Son olarak kapanış sorumu da sorayım. Bu zamana kadarki tecrübenize dayanarak bize son olarak öğrencilere ne tavsiyeler vermek istersiniz? Ya arkadaşlar, bir defa hakikaten İslam dünyası şüphe kültürünü kaybetti. Yani sorgulayan, akleden bir şeyimizi kaybettik. Bakış açımızı kaybettik. Bir defa şu tekrar akleden bireyler olalım. Sorgulayan insanlar olalım. Bu karakterlerimize sahip olmamız lazım. Bu karakterlerimizi edindikten sonra pasif iyiden aktif iyiye geçmemiz lazım. Yani şöyle ifade edeyim. Bir gün Cicero Yunanistan'da herhalde Arena'ya geliyor. Atinalıların yanında oturmak istiyor. Atinalılar ona yer vermiyor. Orada tribünün karşı tarafına Spartalıların yanına gidiyor. Spartalılar ona yer veriyorlar oturduğunda. Atinalılar Spartalıların bu tavrını alkışlıyor. Yani herkes kendi konforunu bozmak istemiyor ama başkasının yaptığı güzel şeyi takdir ediyoruz maşallah. Ya çok güzel şeyler yapmış. Fakat kimse kendi konforunu bozmak istemiyor. Arkadaşlar konforunuzu bozmak zorundasınız. Bir yere gelmek için bir çaba içerisinde şüpheci bir kişiliğe bürünmeniz ve bu şüpheci kişilikle beraber yani sınırlarınızı zorlamanız gerekiyor. Şüphesiz Allah tabii kapılar açacaktır bize inanıyorum. Yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bu karakterde olmamız gerekiyor. Okuyan, araştıran, sorgulayan, kapıları zorlayan, yırtıcı bir kişiliğe ihtiyacımız var, kişiliklere ihtiyacımız var. Ben bu topraklarda bu şeyin özelliklerinin olduğuna inanıyorum. Potansiyel olarak da Türkiye'ye bakmayın arkadaşlar. Endüstriyel anlamda şöyle veriler vereyim size. Sattığımız her 100 kutu ürünün 58'ini kutu bazında biz üretiyoruz. Belki kendimize ait patentli bir ürünümüz yok gibi gözükse de böyle çok da kötü değiliz. TL bazında 45-48'lerdeyiz galiba. Bir şeyler yaptığınızda ben mesela bir müjde vereyim. Yani bir Arap firmasına şu an danışmanlık yapıyorum. Yani danışmanlık derken bana danışıyorlar. Parasız bir danışmanlık öyle şey olarak algılanmasın. Yani benim gibi birçok kişiye danışıyorlar. Yani ben tek danışman değilim. Ama Türkiye'de mama üretilmiyor mesela. Türkiye'de hiçbir mama üretilmiyor. Şu an mama fabrikasını kuruyorlar Manisa'da. İnşallah ben de onlarla bu konuda görüşüyoruz. Bu bile bir alan mesela. Türkiye'de bir mama fabrikası kazandıracağız. Başlı başına bir şey. Yani bir yerlerde bir çabamız olmasaydı bizi bulamayacaktılar. Yani çabanız olursa, öne çıkarsanız illaki görünür olacaksınız Allah'ın izniyle. Ama silik kişiliklerle bir yere varabilme ihtimalimiz yok. Şundan vazgeçin yani artık. Ya falan kişi düştü. Ben ticari hayatımda çok sorunlar yaşadım, maddi sorunlar da yaşadım. Bazı eleştiriler geldi. Ya çok şey gerek yoktu bu kadar şeye. Ne gerek var gibisinden. Arkadaşlar zaten düşen bir insan düşüyorsa çok iyi bir şey. Demek ki bu yürüdüğünün göstergesidir. Zaten hiç yürümeyen bir adam düşmez ki. Yani bir düşmemesiyle övünen bir insanda hiçbir anlam yoktur arkadaşlar. Bizim için önemli olan düşüp de kalkan insanlar değerlidir. Abi çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah arkadaşlar da işte artık nereden ulaştılarsa oradan takip ederlerse yine sizinle koronadan sonra oturup böyle bir program yapmamız çok güzel olur. Biz çok isteriz. Çok memnun oluruz. Dinleyen, katılan herkese çok teşekkür ederim. Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Son sözlerin için teşekkürler. Ben katılan arkadaşları bilmiyorum kimler katıldı. Ben bir tek seni görüyorum şu anda. Herhalde katılım oldu. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama Evet abi. Yani herhalde. YouTube'dan birçok insan izleyen arkadaş vardı. Direkt eczacılıkta öğrenci olup. Yani böyle hedef kitlemize direkt ulaşmak tabii sayılar daha az oluyor. Yani çünkü direkt eczacılık bir işte öğrencileri katıldığı için. Ama onlar Ya birçok zaten insan katıldı. Evet bizim abi. için önemli olan da o zaten. Hedef kitlemize ulaşmak. Evet abi. Çok sağ ol abi katıldığın geldiğin için. Çok teşekkürler. Allah'a emanet inşallah. Görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim. Kendine çok dikkat et Siz de abi. Allah'a emanet olun. Başım üstüne Çok sağ ol. kardeşim.